Evet sevgili arkadaşlar, 16 Şubat'ın ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoda bayağı gevezelik yaptım sanki. Burada biraz kısa keseyim. Sivasspor'un yeni transferi Samu Saiz, depremzedeler için AFAD'a 550 bin TL bağışta bulunmuş. Biliyorsunuz dün gece de ortak yayınla birçok yardım toplanıldı. Neydi o? Dur. Yeni Çamoluk Otomotiv en çok konuşulan o oldu. 50 milyar lira bağışta bulundum diye sonra ben dedim bak 50 milyar eski paraylandır. Yani eskiden 50 bin TL'ye 50 milyar derdik muhtemelen öyledir diye sonradan da açıkladılar hakikaten öyle demek istemiştir diye. İnşallah bu paralar tahsil edilir. Yani kim canlı yayında o kadar dediyse o tahsil edilir. Eğer o canlı yayında şu kadar dedim ama tahsil edilemez diyorsa da gerçekten ve gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum üstüne çok düşsünler. Yani hapis cezasına kadar cezalandırsınlar. Çünkü bu iş reklama girmiş olur. Yani şey için söylemiyorum bu otomotiv için söylemiyorum herkes için söylüyorum. Ya şu kadar 1 milyon vereceğim 3 milyon vereceğim deyip de sonra aa ben para vermiyorum diyen olsa lütfen yani kimsenin hakkını kimse de koymayın. Merih Demiral'ın kampanyasından 7,5 milyon lira toplanmıştı. Ciro 555 firması hala devam ediyor çalışmalarına ve herhalde 50 milyon euroyu geçecekler inşallah. Şey şahane bir para. Deli bir para. Jesus'un kalbimiz hala kırık sözlerini notumu almışım ama söyleme fırsatı bulamamışım. Bunu da buraya ekleyeyim. Eskişehirspor Fenerbahçe'den Melih Bostan'ı kadrosuna kattı. İdmanlara da çıkıyor. Önümüzdeki günlerde 6 ay artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalaması bekleniyor. Tabii ki kiralık olarak bu sözleşme. Ben şunun hala savunucusuyum. Eskişehirspor'la ilişkilerin arttırılması taraftarıyım. Çünkü Eskişehirspor hani ağlayanın malı gülene fayda etmez şey değil. Eskişehirspor uzun bir aradan sonra transfer tahtasını açtırdığı için hem yardımcı olalım hem futbolcularımızın oynayabileceği ve değer görebilecekleri bir kulübe gitmesini sağlayalım. Bence Eskişehirspor'la biraz daha iletişimi arttırmamız lazım. Lemos. Dün sosyal medyaya yansıdı. Lemos'la sözleşme feshetti. Atletico Mineiro ile resmi sözleşme imzalamak için Brezilya'ya gitti diye. Ki bunun duyumunu ben daha önce verdim Brezilya'ya gittiğinin. Sözleşme feshi basit bir şey. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani verilen duyumlardan bakın ben yazın ağzım yandı. Çünkü Lemos diye birisi yok. Lemos kim diyordu. Adam kaldı ben gitmiyorum dedi. Verin paramı dedi. Gitmiyorum dedi. Başımıza belayı aldık. O yüzden resmi Fenerbahçe SK'dan açıklama yapılana kadar Lemos'tan korkuyorum. Gustavo Henrique konusunda da çok soru geliyor. Hocam gidecek mi? Hocam şöyle olacak mı? Böyle olacak mı? Arkadaşlar bakın. Google'a giriyorsunuz. Fenerbahçe org yazıyorsunuz. Fenerbahçe org'a giriyorsunuz. Orada hatta arada sırada da girin arkadaşlar kulübümüze destek olun. Orada antrenmandan notlar kısmı oluyor. Her gün antrenmanı belirtiyorlar mesela. Dününkünde 14.20'de paylaşıldı. Orada az sayıda fotoğraf var. Çok az sayıda fotoğraf var. Yani Altay'ın, Serdar Dursun'un falan olduğu fotoğraf var. Az sayıda fotoğraf var. Normalde 17-18 tane orada antrenman fotoğrafı olurdu. Mesela 14 Şubat'takine bakın 18-22'de 4 tane fotoğraf var. Niye 4 tane fotoğraf var? Bazı futbolcularımız görüşmelere gittikleri için idmanda yer almıyorlar. Şimdi hangi futbolcularımız hocam? Fotoğraflara bakın anlarsınız. 13 Şubat'taki var. 14 Şubat'ta bir de öğleyin var. Saat 14-12'de. Orada da 4 fotoğraf var. Normalde antrenman fotoğrafları 17-18 tane olur. Hocam deprem sürecinden dolayı yok. Transfer sürecinden dolayı arkadaşlar. Fotoğraflara bakın. Ben detay veremiyorum. Siz detayı anlayın. Gustavo Henrique konusunda da inşallah yakın bir zamanda müjdeli şeyi gereken açıklamaları duyarsınız. Galatasaray Divan Kurulu üyesi Can Çobanoğlu, Volkan Demirel kardeşim ilk işaret fişeğini atmıştır. Gözlerinden öpüyorum. Takımı hiç önemli değil. Yüreğindeki ay yıldız ve bayrak sevgisi, bulunduğu yere hizmet sevgisi önemli. Volkan Demirel'e ve ailesine teşekkür ediyorum diyor. Ben bu süreçte sosyal medyada bazı insanların
ne kadar kötü bazı insanların da aslında ne kadar iyi ama dışarıya ne kadar kötü gözüktüğünü anlamış durumdayım. Bu her takımın taraftarı için geçerlidir. Bazı insanlar o kadar itici, o kadar kötü bir izlenim veriyorlardı ki hani şu süreçte ulan dedik adamların günahını alıyormuş. Ya da birçok kişi de aynısını söylüyorlar. Hayırlısı olsun arkadaşlar ama Volkan Demirel gerçekten iyi bir insan. Bak Mehmet Topal, Volkan Demirel gerçekten iyi bir insan. Ama bizim toplumumuz da gerçekten iyi. Bak dün dört tane başkan yayına katıldı. Ben hani şeye yazdım. 12 numaranın gönderisine Ahmet Ağaoğlu'nu kimse aramıyor derim. Ararlarsa hani hem yardım toplar hem de 3-5 tane Trabzonspor formasını zorla satın aldırır. O yüzden pek kimse aramıyor diye şey yaptım. Görselde bir tek o telefonla görüşmüyordu. Normal şartlarda küfür üstüne küfür, hakaret üstüne hakaret, seni bulacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bu deprem sürecinde biz neyi öğrendik biliyor musunuz? Birbirimize karşı iyi niyet beslemeyi öğrendik. Harbi söylüyorum bak. Biz bu süreçte birbirimizi anlamayı öğrendik. Gerçekten birbirimizi anlamayı öğrendik. Niyeti anlamayı öğrendik. Keşke deprem hiç olmasaydı da böyle anlayabilseydik ama umarım bundan sonra böyle olur. Yani olması gereken de bu. Biz birbirimizi anlayalım. Arkadaşlar yani şaka yapmak istiyorsun. Küfür yok, argo yok, aşağılama yok. En ufak şeydi tepki tepki üstüne. Böyle daha güzel. Gerçekten böyle daha güzel. Birbirimizi ne olur anlayalım. Eğer biz birbirimizi anlamazsak sadece böyle acılı günlerdi. Elif Elmas ülkem için çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında Napoli takım olarak bir gelir planlıyoruz. İnşallah en kısa sırada, zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz diyor. Beşiktaş'tan bir transfer haber. Artık transfere geçelim. Beşiktaş Çin ekibi Beijing Yuan ile anlaşmaya varan Joseph de Souza ile yolları ayırıyormuş. Joseph'in yaklaşık 1 milyon euroluk alacağına karşılık sözleşmesini feshetmesi bekleniliyor diyor. Beşiktaş taraftarının yorumlarını merak ettim hani ne diyecekler diye. İşte futbol hayatı bitmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş futbolcu iyi gitsin de kurtulalım falan diyorlar. Yani bilmiyorum ya. Fenerbahçe 8 almıştı, 12'ye satmıştı. Bir nevi bir kaymak yemişti. Hani nasıl kaymak sayarsınız bilmiyorum ama bu sezon Beşiktaş'ta 820 dakika oynamış 10 maçta. Bir gol bir asisti var. En azından Fenerbahçe Beşiktaş maçında gol yiyeceğimiz iki futbolcudan biri gitmiş oldu. Diğeri de Aboubakar. İnşallah o maçta sakat olur. Hiç bize karşı oynamaz. Böyle de bir olay var. Fenerbahçe, Norsland'ın Ganalı sol kanat oyuncusu Ernest Nuamah için 5 milyon euro teklif yaptığı haberleri vardı. Ardı arkası kesildi gibi. Hayır kesilmedi. Belki de siz bu videoyu izlerken bir şeyler yapılmış olacak, kap yapılmış olacak vesaire. Lütfen Skills videosunu izleyin ki benim tavsiyeme uyup izleyen arkadaşların yorumları beni çok mutlu etti. Yani insanlardan bir şey rica edip de karşılık beklemeden insanların bunu yapması gerçekten mutlu etti. Ediyor. Çok teşekkürler. Onun dışında başka neyi konuşalım? Enner Valencia'ya adadan talip çıktı. Şimdi ben bu videonun başlığını ne koyacağım gerçekten bilmiyorum. Ama ben size müjde vereyim. Ya da önce haberi okuyalım. Aston Villa Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi Valencia'ya adadan bir talip çıktı. Ben aslında şöyle söyleyeyim. Ernest, Nuamah ve Enner Valencia müjdesi diyeyim. Çünkü Nuamah'ta görüşmeler çok güzel gidiyor. Devre arası olmasa da yaza belki söz alınabilir. Gereken açıklamayı yapacağım size. Kesin net duyumlar elime geçsin. Gereken açıklamayı yapacağım. Aston Villa'nın hedefi Ekvadorlu golcüyü almakmış. Emery Valencia'yı beğendiğini, 33 yaşındaki futbolcuyu bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katmak istediğini söylemiş. Fakat Valencia demiş ki ben kulübümde mutluyum demiş kısaca. Ve 2 yıllık sözleşme teklif etmişler. Bu sezon 23 gol attı. 4 asistlik bir performans sergiledi Fenerbahçe formasıyla. Tabii başka formalarda başka takımlarla mesela Ekvador milli takımıyla da bayağı başarılı bir sezon geçirdi. Bu arada 30 maç, 23 gol, 4 asist. Ben bilmiyorum. Fenerbahçe tarihinde
Hani böyle bir istatistik var mıydı? Alexis falan hatırlıyoruz ama 30 maçta, bir de 30 maçın tamamında oynamamasına rağmen Alexis çok oynuyordu. Yani Alexis hemen hemen her dakikayı dolu dolu geçiriyordu. Alexis saymıyorum. Çünkü dakika bazında çok fazlaydı. Ya Fenerbahçe'nin sözleşmesini yenileyecek gibi geliyor bana. Ama bakalım ne olacak. Dünkü yardımlardan birçok şeyi buraya aldım. Hani şu şu kadar verdi, bu bu kadar verdi diye. Buna çok değinmeyeceğim arkadaşlar, çünkü hani bu tip şeylerde ne söylesen iş siyasi bir yorum gibi olur. Ben sizinle harbi harbi konuşacağım. Kısımda harbi harbi kısmını konuşacağız. Çünkü herkesin bana sorduğu soru şu: hocam Ali Koç'un yoğurt yiyişi başka. Hocam sen Ali Koç'u çok savunuyorsun. Hocam şöyle böyle. Çok basit, net bir soru soracağım. Neydi o, Greenwood muydu? Mason Greenwood. Bir de Hakim Ziyech. Çok basit bir soru soracağım şimdi. Ama ben bu soruyu sorarken altında bir şey aramayın. Ali Koç'u savunacak diye. Son dakika bir altyazı geçti. Mason, Mason Greenwood Fenerbahçe'de diye bir açıklama geldi. Artı Ernest Nuoma Fenerbahçe'de. Artı Hakim Ziyech Fenerbahçe'de. Artı yine altyazıdan yazı geçiyor: Enner Valencia ile 2 artı 1 yıllık sözleşme uzatıldı. Artı işte Zaitz'la sözleşme uzatıldı. Artı Altay Bayındır'la sözleşme uzatıldı diye altyazıda geçiyor. Sonra yine altyazı: İşte Lemos gitti, yolu açık olsun. Gustavo Wernicke gitti, yolu açık olsun. Nuama önümüzdeki, yani yazdan itibaren katılacak. Ama işte Hakim Ziyech'le Greenwood şimdi gelecek diye. Orada Greenwood sağ kanat oyuncusu, forvet ve forvet arkası da oynayabiliyor ama bu çocuk kadro dışı. Bayağı bir sıkıntılar yaşamış, bayağı suçlamalar yaşamış etmiş. 21 yaş altı olduğundan dolayı o yaş kategorilerinde de bayağı bir futbol, alt yaş kategorilerinde oynadığı için artı 3 kuralına dahil edileceği için yabancı sayılmayacak. Eğer becerebilirsek. Alt yazıda şöyle bir yazı yazdığını düşünün: ücretsiz kiralama, 6,5 milyon euro satın alma opsiyonu. Yine Hakim Ziyech için de şöyle yazıyor: ücretsiz kiralama, 6,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanmıştır Chelsea kulübünden diye. Ali Koç'a bakış açınız değişecek mi? Söz veriyor musunuz? Hocam eğer bu ikisi gelsin, Nuamah içinde şu yazdığını düşünün. Ya da Rossi'yi gönderip Nuamah aldı. 9,5'a Rossi'yi gönderip 4,5'a Nuamah aldığını düşünün mesela. Ve dediğim gibi Lemos, Gustavo Henrique, o gidiyor, bu gidiyor. Ben şunu soruyorum: söz veriyor musunuz bütün ön yargılarınızı yıkacağınıza, bütün Ali Koç'a karşı fikrinizin değişeceğine? Yok. Veremezsiniz. Niye biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki ya Rossi UEFA listesindeydi, saçmalamayın. Bunlara yazdıranmasın. Avrupa'da bize fark atarlar. Bunlar UEFA listesine. Yine bir altyazı geçti: UEFA'dan alınan özel izinle bu 3 futbolcu da listeye eklenmişti. Ya da 2 futbolcu, Greenwood, Nuno'ya eklenmiştir. Hakim Ziyech liste dışında kalmıştır diye. Yine tepkiniz gitmedi. Arkadaşlar, şartlanıyorsunuz. Şartlanmayın. Çok ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Bak, Mustafa Hoca olarak harbi harbi söylüyorum: Greenwood ve Nuamah ikilisini alsın. Birine 4,5 Nuamah'a, Greenwood'a da 6,5 opsiyon koydurarak alsın. 10-11 milyon euro yapıyor. 6'ya da Osterwold alındı. 17 milyon euro. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer 3'ü 17 milyon euro ederse en az birinden 17 milyon euro para kazanır. Bakın, en az birinden. Yani 3 önünden de en kötü 17'şer milyon euro kişi başına futbol para kazanırız. Ha, Hakim Ziyech, evet yetenekli bir isim, evet şöyle böyle, ama Kuzey Afrikalıların adetini gördünüz, geleneğini gördünüz. Herkesin şu soruyu sormasını istiyorum: ya hocam, bekliyorum daha doğrusu. Ya hocam, elin Chelsea'sinde bu adam oynuyor da Fenerbahçe'ye gelince yatıyorsa bunun sorunu Kuzey Afrikalı olması değil ki, Fenerbahçe'dir diyebilirsiniz. Hayır. Futbolcu doymuş. Bak, Nuamah'ı getir.
500 bin euro yıllık ücret ver. O der adam. Bayılır. Burada coşturup Napoli'ye 18 milyon euroya sattığımız zaman çok eminsin, eminim. Napoli'nin vereceği 1,5 milyon euro. Napoli'den de sıçrayacak çünkü. Greenwood. İngiltere'de şöyle oldu böyle oldu. İnanın burada kahraman ilan ederler. Şımarmaz kendini futbola maça verirse. Yani belki Türkiye futbol tarihini değiştirecek bir isim olur. Ha, ben zannetmiyorum Greenwood'u becerebileceğimizi ama Mustafa hocam sen Ali Koç olsan ne yaparsın diyorsunuz ya. Ben Ali Koç olsam Greenwood'da da Muamak'ta ikisini de çekerim. Gustavo Henrique'yi, Lemos'u. Derim ki Lemos gitti zaten. Gustavo Henrique de gitmek üzere. Bu iki arkadaştan Greenwood zaten 14 artı bilmem 3 kuralına uyacağı için Greenwood da zaten Greenwood buna uyacağı için Nuamah'ın da uyduğunu söylüyorlar. İnşallah uyar. Eğer uyarsa 3 tane zaten 14 artı 3 kuralına uygun 3 futbolcu olmuş olacak. Olmasa bile 14 artı için Alioski'nin lisansını dondurabilirsin. Başka bir şey yapabilirsin. Vesaire vesaire. Ama bana kalırsa bu iki futbolcu da yani denemeye değer bir kumar. Ben olsam bunu yapardım. Hakim Ziyech'i almazdım. Bunları alırdım. Ben olsam. Hani siz diyorsunuz ya hocam Icardi alıyor Galatasaray şunu alıyor. Bak sadece Icardi'ye odaklanıyor. Kiralık getirmiş. Bonservisini almak istiyorlar. Şimdi 15 milyon euroyu verdiler ya o yeni gelen Zaniolo'ya. Paris Saint Germain geri zekalı mı? Ne diyecek? Siz ona 15 verirseniz mi? Buna da 15-16 verirsiniz diyecek. Hadi alın diyecek. Ama yıllık ücreti 7-8 size ne kardeşim? Siz de piyasa yaptı. Ben istediğim takıma 25'e satarım diyecek. Anlatabiliyor muyum? Yani sezonluk topçu almış olacak. Kaymağını başkası yiyecek. Ama sen eğer Greenwood'u, Nuamah'ı becerebilirsen sezonluk değil ömürlük topçu alacaksın. Kaymağını da sen yiyeceksin. Ha diyeceksin ki hocam şampiyonluk için bunlar gerekli mi? Bunlar da yıldız. Ha Nuamah ismi yok diye size göre yıldız değil. Salah'a geldiğinde de aynısını yapıyordunuz. Crespo'ya da aynısını yaptınız. Verdi Kadıoğlu'na da aynısını yaptınız. Hepsini aynısını yaptınız. Sizin için değişmez yani. Sizin için gelen herkes çöptür. Icardi bugün Galatasaray'ın sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye gelsin nelerini çıkartırsınız? Eniştesinin görümcesiyle bilmem konuşuyordu bilmem sevgilisinin akrabasıyla bilmem şunu yaptı bunu yaptı. Nelerini sayarsınız? Harbi söylüyorum bak. Size göre Türkiye'nin en iyi teknik direktörü kim desem şu bu hani Jesus dışında saydıklarınız herhangi biri Fenerbahçe ile görüşüyor. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye geliyor desem ana avrat söversiniz. Şartlanmışsınız. Sizinle bu şartlarda zor konuşuruz. Zor anlaşırız. Yani zor anlaşırız. Ben başlığı değiştireyim. Ben diyeyim ki başlığa. Bak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'den rüya transferler. Tarih değişecek. Görsele de Greenwood ve Nuamah'ı koyayım. Tamam mı? Zaten bu ikisi gelirse gerçekten tarih değişir. Biliyorsunuz transfer videolarının başına genellikle son dakika koyuyor. Son dakika. Fenerbahçe'den rüya transferler tarih değişecek. İşte detaylar diyeyim ki detayları da harbi kısmında konuşmuş olduk. Şimdi bana şunun garantisini verin. Aldığınız futbolcunun tutacağına garanti veriyor musunuz? Hani yıldız istiyorsunuz ya. Hani rakipler yıldız getiriyor. Ali Koç da yıldız getirsin şampiyonluk diye. İkincisi, birçoğunuz diyorsunuz ki transfer gelse de bizi şampiyon yapmayacaklar şöyle böyle. Madem bu inanıştasınız niye o zaman Ali Koç'a yükleniyorsunuz ya da yönetime yükleniyorsunuz onu da anlamıyorum. Bana bunların izahını yapın. Son olarak da teşekkürlerimi sunuyorum. Hem abone olduğunuz için hem üye olduğunuz için abone veya üyeyseniz herhangi birisiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Üyelik sistemimiz de 7/24 devam ediyor. 15 TL en düşük üyelik ücretimiz 1 aylık ücret o da. Hediye üyelikleri vermeye de sürdüreceğiz. Tek isteğimiz, ricamız şu. Olabildiğince video izlerseniz, beğeni atarsanız videolara, üye hediye edeceğimiz canlı yayında da yer alırsanız direkt üyeliği kazanırsınız. Yoksa bana da üyelik ver, bana da üyelik ver. Biz kişisel olarak veremiyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.